inanılmaz kalabalığız. Harika, muazzam kalabalığız gerçekten. Burada benim normalde kendi kalabalığım varken anlatması çok kolaymış gibi bir de ekstra millet arkadaşları gidip bunlar bu kim? Bunlar kim? Siz kimsiniz lan? Adın ne senin? Abdullah abi. Bağırarak konuş. Abdullah abi. Abi taksi mi? Düz Abdullah mı? Düz Abdullah. Düz Abdullah. Hoş geldin Abdullah. Sen kimsin? Berat abi. Berat. Yıllardır başına gelen bu saçma şakayı yapmayacağım tabii. Murat'a da yapıyorlardı onu değil mi? Ama Berat daha iyiymiş lan. Daha uyumlu yani. Berat. Berat. Sen kimsin? Erhan. Ne? Erhan. Bağırdığını zannetti. Böyle yaptı bak. Sen kimsin de bana? Sen kimsin? Erhan. Bağır. Erhan. Süper, bence çok zekice bir şey. İnsanın bağırmasına gerek yok çünkü biliyorsunuz ki ses de bir sinyal. Bir yere çarpıyor, geri dönüyor falan filan gibi. Bunun gibi şeyler, bu yüzden akustik olan mekanlar vardır. Akustik olmayan mekanlar vardır. Bugün pinçin konusu ne? Bunlar değil. Pinç başlıyor. Böyle başlamasın. Zurnanın zırt dediği yerdeyiz zira. Davullu zurnalı başlayalım. Düğün gibi. Zurnanın bendeki etkisi düğün. Ya da asker uğurlaması. Beni askerde böyle havaya fırlattılar. Nasıl bir küçükmüş sen. Otobüsün tepesini gördüm böyle. Klimaları gördüm. En büyük asker bizim asker. Bindirdiler otobüse, gönderdiler. Gittim askere daha. İlk gün tuvalet temizledim ya. Arkadaş 700 arabalık konvoy yapmışım. Ben niye tuvalet temizliyorum ya? Ver coşkuyu. Tepetekle mi? Kuru çayla mı? Sercan. Efendim. Teşekkürler. Çok iyi gerçekten. Bir daha deneyelim. Aman kuru fasulye yedim. Aman kuru fasulye mi? Hem kaynısı, hem oynusu. Ezgi. Hem kaynısı. Teşekkürler. Ay, üfür, üfür. Hoş geldin. Duyuyor musunuz? Ben duymuyorum şu an. Ben askere ilk gittim moruk. Tuvalette baktım, gazetenin arkasındaki kadının fotoğrafı kavga ile elden ele geçiyor. Dedim Allah Allah, kim la bu, kimin için bu kadar kavga ediyorlar? Böyle uzaktan bir silüet gördüm böyle. Yağır eski şey. İsim vermeyeyim o zaman. Dedim ki bunun için mi kavga ediyorsunuz gerçekten? 2 ay geçti. Askerdeyseniz duşlar yan yana kabindir. Asla duşa girerken terliğinizi çıkartmayın. Buradan askere gitmemiş arkadaşlarımız var, onlara sesleniyorum. 1 ay olmuş. Ben askerdeyim, duşa gireceğim. Ben 1 aydır duşa girmiyor değilim. Mesela 10 gün sonra sıçabildim ben. Askere gidenler bilir. 10 gün sıçamadım. Yerimi yadırgadım. Hiçbir şey anlamadım. Yandan vuruyorlar böyle. Devre koyayım da gevre. Birine bir şey söylüyorsun mesela, lügatları var onlar. Diyorsun ki kardeşim şu tepsiyi verir misin? Bu şapaktan sonra ben mi vereyim? Mesela tuzu uzatır mısın? Bu şapaktan sonra ben mi uzatayım? 1 ay oldu askerdeyim. Artık objeler bir garip gelmeye başladı bana. Tabii nasıl bir eğitim almışım. Öyle değil. Tam olarak şöyle olsun. Kendime bir boşluk yaratmaya çalışıyorum. O da duş. Duşun da saatleri var. Sıcak su saatleri. 5 yıldızlı otel değil orası. Orası ana kucağı değil sonuçta. Asker ocağı. Dedim ben bir artık duşa gireyim. Yani kapsamlı duşa gireyim dedim. Bir ay sonra. Normalde zaten yıkanıyorum ama kafamdan böyle güzel fanteziler kurmaya çalışıyorum. Tam o sırada tankların arasından Victoria Secret bir kız çıksa falan. Devrem desem. Öyle değil. Hayal tam olarak öyle değil ama erkeğiz sonuçta. Türkiye'de biliyorsun damacanaya hallenen de var. Ben onların libidosunu anlamıyorum ki, o libidoda da değilim. Doğal olarak kendimi bir şekilde hazırlamam lazım duruma. Bir de çok da kalamıyorsun. Kapı da yok. Naylon poşet var. Hani poşete devre derken çok kötü şeyler olabilir. Bir şeyler düşündüm. Gidiyorum duşa yavaştan. Elimde şampuan. Diğer elimde kese. Önümden Karadenizli bir arkadaşım vardı sağ olsun. Böyle yeşil asker slip don vardı. Yeşil asker don. O böyle götünün arasına kaçmış mı? Tam böyle Trabzonlu götü bembeyaz. Kaşıya kaşıya geçiyorum ben böyle türkü söyleyerek. Ay! Ya bu kadınları anlamıyorum abicim. Bak biz askerlik denilen bir şey biliyoruz. Siz kadınlar. Abi böyle yavaş, biraz yavaş. Önce biraz öpüşseydik, konuşsaydık yani bu. Oha! Ben bu duruma biraz hazırlanmalıyım falan diyorsunuz ya. Biz ne yapalım? 2000 tane çıplak adamın arasından geçip kendini duşa kabine atıyorsun. Açtım tamam mı? (Gülüyor)
Dönemiyorum. Her yer yapış yapış. Uhu ile yapıştırmışlar gibi. Ama uhu değil. Benden önce kim girdiyse, nasıl benden daha iyi hazırladıysa kendini. Ay. Bir de RDM diye bir şey vardı. Biliyor musun RDM ne demek? Rehberlik Danışma Merkezi. Rehberlik Danışma Merkezi. Askerlerin içindeki adı ne? Rahatına düşkün Mehmetçik değil mi? RDM. RDM dedikleri şey şu. Daha öncesinde madde bağımlısıysan, hukuk profesörüsündür. Madde bağımlısısındır. Madde onu çok çabuk. Öyle şey değil. Tamam. Kötü espri yapmıyorum. Öyle gülmek zorunda değilsiniz her şey. Madde bağımlısısındır. Kafalar güzel geziyorsundur. Askeri alırlar seni. Sağa sola zarar verme diye ya da kendine zarar verme diye seni RDM bölüğüne alırlar. Ya da kimleri alıyorlar? Böyle kendini doğrayanlar. Ben ama hiçbir zaman RDM bölüğüne bulaşmadım. Çünkü akıllı adam RDM bölüğüne bulaşmaz. Şöyle bir şey olabiliyor. Benim arkadaşımın başına gelmiş. O devrem şafak kaçmış. Doğramışlar çocuğu RDM bölüğüne. Acemi birliği mesela ne kadar tatlı bir şey değil mi? Acemisin çünkü. Silahı ters diyor kendine doğru falan. Uzman çavuşlar böyle bir baba bir öğretmen gibi gelip onu düzeltiyor falan. Ne kadar bu çok güzel. Ama bir ay içinde eğittiler bizim. Bir ay olan da var, üç ay olan da var. Paket bunlar. Ben gold üyeydim, bir ay yaptım. Acemiliği. Acemilik çok eğlenceliydi çünkü acemi birliğindeyken sen asker olmuyorsun tam olarak. Hani cezan yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensubu değilsin. Üzerine üniforma veriyorlar, sen kendini asker zannediyorsun. Lojman nizamiyesinde çavuştum ben. Askeri lojmanlarda böyle binalar vardır. Onun bir tane girişi vardır ya da iki tane vardır. İkincisinde keko bir tane asker durur çünkü oradan araç giremez. Benim durduğum girişten arabalar, kamyonlar, sucular, tesisatçılar, tüpçüler herkes oradan giriyor. Bütün apartman sakinleriyle muhatap tek kişi var. Benim. Nizamiye çavuşu. Lojman nizamiyesi dediğim şey de şuncuk bir yer. Masam var şu kadarcık. Bir yanda da çapraz nöbetçi var böyle duruyor. Sürekli bir dert anlatıyorlar. Abi. Onlar bir de 2 saatte bir değişiyor ama ben gitmiyorum. Ben çünkü sabah 8 akşam 8 oradayım. Ama 2 saatte bir asker değişiyor. Her birinin derdini dinliyorum orada. Cam var böyle. Açıyorum onu. Hoş geldin devrem. Hoş bulduk. Abi ben asker gelmeden önce ne yapıyordum biliyor musun? Ne yapıyordum? Anlat. Arada bir araç geliyor, plakasını alıyorsun. Siz kime gelmiştiniz? Ben buna gelmiştim. Sen şöyle mi olmuştu, ben böyle mi olmuştu? Teyze geliyor böyle mesela, emekli albay. Annesi geliyor mesela böyle 200 yaşında. Elinde böyle poşetler. Orada evinden almış, ucuz diye. Büyük ihtimalle gelinine nispet yapıyor. Ay bu evde de hiçbir şey yok. Alışveriş yapmış. Oğlum şuna bir el atıver. Teyze bu yaştan sonra... Ha poşetlere. Gidiyorsun onları bırakıyorsun, geri geliyorsun. Askeri kurallara göre. Benim oradaki görevim şu. Bir araba girecek. Altına bakayım. Kimliğinizi görebilir miyim? Plakanızı alayım. Buyurun. Oğuzhan Urankara emlak komutanım. Bir de böyle tanıtmak zorundasın kendine. Selam ben Oğuzhan. Evet. Evet evet Ankaralıyım. Size biri geldi ama çok tipini beğenmedim falan. Hani böyle bir şey yok. Direkt olarak böyle tekmil veriyorsun. Oğuzhan Urankara emlak komutanım. Söyle oğlum. Komutanım biri gelmiş size. Benim yapmam gereken görev bu. Ama tek muhatap sen olduğun için iki numarada oturan başçavuş beni arıyor. Alo emlak komutanım. Bu yayın niye gitti? Ne yayını komutanım? La Dijitürk. Dijitürk maç maç. Yani hangi takım komutanım? Bana bunu niye soruyorsun? İnsiburlara bak diyor. Çatıda. La ben orayı bırakırsam giren araçlar ne olacak? Çapraz çocuğa bırakıyorum. Çapraz çocuk köyden yeni gelmiş. Araba görünce korkuyor falan. Tandırlar diye bağırmaya başlıyor falan yani aldın. Şimdi ben ona nasıl emanet edeceğim? Başkası arıyor diyor ki oğlum diyor bu diyor hava niye bu kadar sıcak? Askerliğimi çok nizami yaptım ama. Diğer arkadaşlarım hep böyle fıs fıs yapardı askerde. Nöbette uyurlardı. Oğlum en güzel böyle uyunuyor. Bak miğferini şöyle çevir uyu falan filan. Ben de hiç giremezdim o topa. Asker çocuğu olduğum için saçma salak bir telaşım var. O yüzden sürekli böyleyim. Erken kalkıyorum, ilk ben yatağımı yapıyorum, içtimaya gidiyorum. Bakayım favorilerine aferin. Favorilerden aferin alabiliyorsun bu arada. Şu hayatta favorilerin yüzünden hiç aferin aldın mı? Bir kız arkadaşımdan almıştım favori şarkılarından ama. Yani bu nedir? Neyse. En sevdiğim komutanlardan bir tanesi de bir üsteğmen vardı. Buradan selamlar. Hiç isim vermiyorum tabii doğal olarak. Komandoydu. Mavi bere. 2.28. Oturduğunda. Böyle. Oğlum. Baba. Hani o kadar sağlamdı ki adam. Emredin komutanım. Hah gel. Bak oğlum falan yürüdük böyle. Bahçeci kızlar geçiyordu lojmanın önünden. Bu adama laf atmışlardı lan gülmemek için. Hiç hayatında gülmemek için kendini zor tuttuğun oldu mu? Bırakın beni güleceğim falan öyle değil de yani. Bir lisede İstiklal Marşı'nda bir arkadaşlarının ailesinin cenazelerinde çok zor tutarsın kendini. Panikten gelen gülmedir o hani. Korkma. Ses veriyorum. Müdürüm abini burada mı? Korkmam. Hocam ben. Kim buradan ne baka bakıyorsun ya acaba? Hocam öğretmenim. Onun gibi bir durumla ben de karşılaştım. Çünkü böyle bu dev gibi makam aracını bekliyor. Bana bakıyor arada sırada böyle yapıyor falan ben böyle... Valla bohçacı kızlar geçiyor. Aa diyor çok yeri bu çok yeri. Onda ne yarak vardır desen. Bizim üsteğmene. Ben böyle... Lan askerlik bitene kadar adamın taşaklarına baktım böyle harbi. Öyle midir acaba ya? Adamın her attığı adım 3.2. Ben onun geldiğini anlardım mesela. Genel olarak orada çapraz nöbet tutan çocuğun bana haber vermesi lazım. Çünkü ben karikatürist adamım ya da işte bir şeyler yazan bir adamım biliyorsunuz. Oturup bir şeyler yazıyordum. Eğleniyordum orada slow Türk açık böyle. Işıldak vardı. Işıldağı biliyor musun? Işıldakla ışıldak. Fişe takıyorsun. Elektrik gidince floresan var böyle iki tane böyle. Kıp kıp. Tingling. Bir tanesi yanıyor ama ikisi asla yanmaz. Onun bir de radyosu var. Biz onun radyo özelliğinden yararlanıyoruz. Açıyorum böyle slow Türk. Slow Türk. Şarkılar çalıyor. Asker beni hep uyarır. Devre. Komutan gülüyor. Bu adam gelirken kimsenin beni uyarmasına ihtiyacım yok. Yazıyorsun. Ay.
Kalkman arkadaşım vardı, Murat Cin. Buradan kendisine selamlar. 317 kısa dönem. Devrem yani. Sabah 8'den akşam 8'e kadar o Nizamiye'de duruyorum. O da akşam 8'de devralıyor. Sabah 8'e kadar. Sabah 8'de kim devralıyor? Ben devralıyorum. Akşam 8'e kadar duruyorum. Kim devralıyor? O devralıyor. Öyle bir döngü içerisindeyiz. Tam akşam 8 olacak. Askeri telefon. Ülülü. Ne oldu sevgili kardeşim Devrem? Kardeşim dedi, benim dedi nişanlım gecikti dedi yarın sabah. Şimdi ben dedi orada sabaha kadar durursam dedi, sormaya utanıyorum ama dedi, yani benim yerime dedi nöbetimi devralır mısın dedi. Sabah 8'e kadar sen durur musun? Yani şunu söylemek istiyor. Ben sabah 8'e geldim. Akşam 8 oldu. Sabah 8'e kadar devam edeceğim. Sabah 8'de normal benim görevim başladığı için akşam 8'e kadar devam edeceğim. Yani dedim olur. Gizlilik derecesinde konuşmalar yapmanız dinlenmektedir yazıyor askeri telefonların üzerinde. Ben dedim ki dinleniyordur herhalde. Uyandırmayayım telefonu, bırak. Bağırarak konuştum böyle. Alo. Aman abi olur olur. Kötü espri her zaman bir şey yıkar. Telefonu kapattım. Bir taraftan da düşünüyorum ya, telefon dinleniyor ya. Ulan dedim acaba Genelkurmay Başkanı bunu dinleyip. Ya vay ya. Oğlum ne kadar fedakar ya. Alo olsa derhal ters olsun. Böyle bir şey bekliyorum. Bir ödül bekliyorum. Eskiden böyle kanallarda vardı ya. FETÖ'nün kanalları vardı. İşte annenizi üzerseniz ananı falan. Sonra dede var böyle yerde sürünüyor falan. Ona yardım ettiği zaman yastığın altından 1 milyon dolar çıkıyor. Kurumun çocuklar hepsi iyi oldu da. Neyse. Akşam 8 oldu. Zaman geçmiyor. Aklıma arkadaşlarımın koğuşta yaptığı muhabbetler geliyor. Ne uyduk nöbette. Nöbette uyduk. Nöbette uyduk. Nöbette uyduk. Dedim ki nöbette uyuyayım ben. Gecenin bir vakti kim gelebilir lojmana? Hepsi evli barklı. Dürüst namuslu insanlar yani. Çapraz çocuğa baktım böyle. Türk okuyor. Ama duyulmuyor. Askeri olduğu için yasak. Duyulmadan Türk okuyor. Ama Türk okuduğu çok belli. Şöyle çünkü nöbet tutuyor. Dedim kardeşim gel buraya. Ben dedim azıcık uyuyacağım. Ha uyu dedi Çavuşovski. Aa ne güzel lan, ne güzel karşıladı. Ben de şey yapacak zannedim onu. Hemen tutuklayacağım seni. Çünkü ihanet ettin nöbetine. Öyle bir şey yapmadı. Çünkü tamam Çavuşovski sen uyu. Abi o pançolar var. Pançolar böyle sizi kıştan korumak için. Onu böyle içini böyle kıvırdım böyle. Tüylü tüylü yünlü yünlü oldu. Tamam böyle onu yastık yaptım. Son bir kez etrafı kolaçan ettim. Birkaç böyle boşluğa selam verdim görmüyorsam hani. Yattım. Daldım rüyalara böyle gidiyorum. Bam diye bir zıpladı tamam mı kulübe. Direkt olarak aklıma tabii ki komando üstü hemen geldi. Dedim ki ya zıplayarak geliyor ya da tekme attı binaya. Beni yakaladı. Ben yakalandım. Böyle kalktım zaten. Deprem olmuş. Deprem olunca ne olur? Herkes dışarı çıkar. Herkes dışarı mı çıkar? Herkes dışarı çıktı. Bütün albaylar, üsteğmenler, başçavuşlar, uzman çavuşlar tamamı aşağı indi moruk. Hepsi böyle dolanıyor. Tabii ki doğal olarak o 2 numaradaki başçavuş yine beni aradı. Niye deprem oldu? İndiler. Sabaha kadar onlarla böyle nöbet tuttum dışarıda. Kulübeye girip oturamadım da. Dönüşte girdim kafa göz zaten Murat Çin'e. Bak Devrem kız arkadaşım. Seni de gel. Burada kim, sen niye gitmedin askere? Gelmedi abi süresi. Daha gelmedi mi süresi? Kaç yaşındasın ya? 26. 26 askerliğin süresi gelmedi. Benim bu anlattığım olay, ben 21 yaşındayken. Yüksek mi lisans yapıyordun? Yap. Sen gittin mi? Yok. Sen kaç yaşındasın? 30 yaşındasın, gitmedin. Çok iyi. Ama gitmediğini sanırım Türk Silahlı Kuvvetleri bilmiyor. Öyle bir tedirgin söylüyorum. Berk Uçar askerlik yapmadığını Türk Silahlı Kuvvetleri biliyor mu? Gidin oğlum gidin, ben gittim. Birçok insan da bana yazıyor. Abi bedelli askerlik olması lazım. Sonuçta işimiz var, gücümüz var. Biz gidip de orada niye şey yapalım falan da filan da. Ya arkadaş geliyorsun 30 yaşına, işini kuruyorsun. Sonra diyorsun ki bizim işimiz var, geri mi kalalım? Ya ampır. Yaşın geldiği anda git. Üniversiten mi var? Üniversiten biter bitmez git. İş mi kuracaksın? Kurmadan önce git. Bu senin hayatın için bir kere çok önemli bir tecrübe. Birçok insan diyecek bana. Vatan, millet, aşk falan demiyorum bak. O apayrı bir kafa. Ama askerlik gerçekten bir erkeğin yapması gereken bir şey. Sonra bir kadının karşısında ya da bir zorluk karşısında ayakta kalmaya çalıştığınız zaman böyle bakarsınız armut gibi. Önce çevre için yaşamayı, başkası için yaşamayı öğrenin. O bencillikten size askerlik kurtarır. Bu en büyük derstir, en büyük örnektir. İnanılmaz dostlar kazanıyorsunuz. Müthiş insanlar tanıyorsunuz. Normalde sokakta muhatap olmayacağın insanlar vardır ya da arkadaşlık etmeyeceğin kişilikler vardır değil mi? Onların tamamıyla orada birlik olmak zorunda kalıyorsun. Ve bu sana gerçekten çok şey öğretiyor. Sol tarafında bir hakim arkadaşımız vardı. Bayağı hakim. Sağ tarafında da bir hırsız vardı. Ve biz üçümüz oturup sohbet ediyorduk. Bir gün tiyatro yaptık koğuşta. Hırsız hakim oldu. Hakim de hırsız oldu. O diyaloğu asla unutamayacağım. Buradan ikisine de selamlar. Hakim diyor ki doğru, elim ayağım tutuyor. Çalışmam lazım da özür dilerim, suçumu kabul ediyorum diyor. Hırsız çocuk da diyor ki olur mu öyle şey ya? Belki de ihtiyacın vardı. Seni serbest bırakıyorum. Ülke kendi içinde o kadar çok alanda, o kadar çok fazla bölünüyor ki öyleydi. Dev gibi koğuşta. Şuncular bir tarafta otururdu, kendi aralarında muhabbet ederlerdi. Buncular bir tarafta otururdu. Aynı binanın içinde bile birbirimizden ayrılabiliyorduk. Ülkeyi bir araya getirmek çok zordu belki. Ama biz geldik. Ne zaman biliyor musun? Komutan karşımıza geçip yemin töreninden sonra artık siz askersiniz ve bu işi yalnızca siz beraber yapabilirsiniz dediği zaman. Bazı şeyleri birinin demesine gerek yok. Biz bazı şeyleri yalnızca beraber yapabileceğimizi idrak etmeliyiz. Geç. Giyo asker çocuğu. 4 kere çarşım kilitlendi ya. Babam bir kere açtırtmadı ya. Gidin askere gidin. Kalk hadi. Bana bak ya. Ben mesela benim normalde 6 aylıkken ben bebekken benim askerliğim bitmesi lazımdı. Niye? Her Türk asker doğar. Rahat mısınız efendim? Rahat. Süper. Kardeş ve anne mi? Evet, kardeş ve anne. Müthiş.
Ne güzel insanın böyle güler yüzlü bir ailesi olması. Peki. Senin adın ne, soyadın ne? Özgür Pir. Neden buradasın? Senden bir ricada bulunmuştum. Ben SMA hastasıyım. Bu hastalıktan bahseder misin demiştim. Sen de bana ben bilmediğim şey hakkında konuşmam. Gel istersen kendini anlat demiştin. Tam bir terbiyesizmişim ya. Hayır. Ben de pis bir herifmişim lan. Türkiye'de maalesef insanlar genel olarak yaşadıkları zaman anlıyorlar birçok şeyi. Birçok tweet atılıyor, gündem oluşturuluyor. İnsanların hastalıklarıyla ya da mücadele ettikleri şeylerle ilgili. Ama kimse farkında değil. Çok tweet atıldığı için vay be ne kadar çok insan destek veriyor diyoruz biz de. Öyle gözüküyor. Ama Allah karşılaştırmasın. Duyun en azından da farkında olun. Hastalığı ve neden burada olduğunu anlatır mısın bize? Özellikle izleyicilerimize. SMA hastalığı spinal musküler atrofi olarak geçiyor. Bu hastalık aslında sinirlerin kasları yeterince uyaramaması. İlaç var, tedavisi çıktı bunun. Türkiye satın almıyor. Türkiye'de kaç kişi de görüldü bu? 3000 ile 10.000 civarı olabilir. 15 milyar TL gibi fiyat çekmişler Türkiye'ye. Yeni parayla mı? Evet. Çok haklar. Konuğumuzdu. Hoşça kal. 15 milyar mı? 15 milyar. Tam da yapıştıracaktım bizimkileri niye almıyorsunuz diye ama 15 milyar. Yani 15 milyar da bir ülke için çok değil bence. Değil. 6 tane köprü, 12 tane otoyol yani en fazla. Ama düşünülünce tabii bunların ihalenin nerelere verildiği başka bir çözümü de olabilir. Bir şey 15 milyar liraysa gidip de 15 milyarı devlet kasasından evet. vermek zorunda değilsin. 4 milyarlık bir köprüyü şu anda 1 kuruş para vermeden yapıyor. Evet. Yapışlı sıkret dönemi var ya. Yapıyor köprüyü. 70 yıl başka ülkeye akıyor onun parası. Devletimiz köprü konusunda çok iyi. Ama benim istediğim ne biliyor musun? Senin gibi zorluklarla uğraşan insanlarla kendi aralarında bir köprü kursalar aslında daha mantıklı olacak. Bu da 15 milyar değil ya. 30 milyar bile olsa değer bence. En azından bir adım atası, somut bir şeyler yapasını istiyorum. Hani 15 milyar çok para desinler ama bunun için şu yolları izliyoruz, şöyle çalışmalar yapıyoruz desinler. O da mı yok? Ama yok. Bir ara çok popüler oldu bu durum. Televizyonlar falan SMA hastalığı, ilaç çıktı, tedavi çıktı diye çok haber yapıldı. Ondan sonra devlete gitti bu. Duyuruldu ses. Ondan sonra devlet dedi ki çok az sayıda bir kişiye getireceğini söyledi. Ondan sonra konu kapandı. Televizyonlardan düştü. Yazıklar olsun size. Peki ne yapılması gerekiyor? Yani bizim burada anlatmak istediğimiz şey ne? Duyurmak istiyorum bunu. Hani yetkililer tarafından duyulsun. En azından tekrar bir işleme konsun. Üzerinde çalışmalar yapılsın. Böyle sadece bekliyoruz. Boş boş. Konuştukça en azından bir yerlere ulaşması lazım. Oğuzhan Uğur izleyicileri balık hafızalı değildir. Onlar konuyu kapatmazlar. Üzerinde durulsun. Onu istiyorum. Onun için. Kötü bir durumun çaresi varsa o çarenin üzerine gidilmeli. Binlerce kişiden bahsediyoruz sonuçta bu hastalıkla mücadele eden. Bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Ben de söz veriyorum. Her hafta bunu buradan hatırlatacağım. Her programımda söyleyeceğim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Bilgisiz olduğum bir konuda. Beni aydınlattın. Seninle aynı mücadeleyi veren, bizi de izleyen şimdi bir sürü insan var. Onlara da sözüm olsun, sana da sözüm olsun. Bu iş ne oldu diye soracağız. Ve gelen cevapları eminim sen de takip edeceksin. YouTube çok saçma bir mecra aslında. Ama yine de aklı başında insanlar var. Bizim burada olmamızın sebebi onlar zaten. Ben eminim ki onların da bizim çete diye tabir ettiğimiz izleyicilerimizin de eminim bu işin peşini bırakmayacağını. Büyük ihtimalle bir... Özür dilerim. Bakan. Resmi oğlum 15 lan ayıp falan yaptı. Resmi mecralardan geliyor. Peki hani yurt dışında daha ucuz gibi bir durum var mı? Yurt dışına gidip başka bir ülkenin o ilacı kullanan bir ülkenin vatandaşı olmak gerekiyor. Kanada var, Amerika'da var. Almanya sadece kendi vatandaşlarına veriyor ve zaten Türkleri almıyor. Alman. Öyle bir şey var. Bildiğim kadarıyla Japonya, Avustralya. Ben devlet adamı değilim biliyorsun. Değilim ama bence daha kafası çalışan bir insan birazcık mantık yürütür değil mi bu konuda? Evet. Şimdi 15 milyarın yoksa, vardır da hani sana yoksa bunun farklı çözümleri de var. Mesela bizim şu anda Japonya ile aramızda bir vize yok. Çok büyük ortaklıklarımız var. İsrail'le de var ama şimdi anlatmayayım. Kimlerle neler var? Manavgat'taki suyu İsraillere satıyorlar biliyorsun. Neyse. Hani bunun gibi devletler arasında komşuculuk dediğimiz ama tam olarak buna dayanan ilişkiler vardır. Söylenemiyor mu bizim 10 bin kişi biliyorsun hani dışarıdan istediğimiz zaman 100 bin kişi alabiliyoruz ya içeri. 5 bin kişi Amerika'da, Kanada'da yardım alsa. Böyle çözümler de üretilebilir bence. Siyasetle uğraşan insanlar, devletin başındaki insanlar eminim çok yoğunlar. Kafaları da eminim bizden milyon kat daha fazla çalışıyordur. Ama ben yine de böyle ufaktan bir hatırlatma yapayım. İnsanlarımız var. Bu insanlar bizim vatandaşlarımız, bizim ülkemizin vatandaşları ve o insanların ayağına taş değse bizim canımızın sıkılması gerekiyor. Devletin bence acilen devreye girmesi gerekiyor. Nasıl yaşıyorsun şu anda günlük hayatını? Okudum. Bilgisayar mühendisiyim bu arada. Çalışıyorum şu anda. Bırakmadım. Her şeyi yapıyorum. Sürekli oraya buraya sövüp kendine bahane bulup çalışmayan insanlar var. Sen hem çalışıyorsun hem böyle bir zorluğun altındasın şu anda. Buradan böyle söylemek istediğin ya. Şöyle kameraya dönüp akıllı olun diyeceğin bir şey akıllı yok. Akıllı olun değil de yani. Ama bilgisayar mühendisisin. Şu an hepimizin Instagram'ları tehlike altında. Yok o kadar. Yani sen... Öncelikle şey söylemek istiyorum. Seni seçmemin sebebi sen bu konularda çok duyarlı bir insansın ve gerçekten boş olsun diye, sırf olsun konuşmuş olayım diye konuştuğunu düşünmüyorum. O yüzden sana geldim. Bir sürü yere gidebilirdim. Çok güzel oldu. Ben ne mutlu çok bize. Güzel. İnandırıcılığımız var demek ki. O da beni çok mutlu ediyor. Çok gururlandırıyor. Çok teşekkür ederim geldiğin ben için. Ben çok teşekkür ederim. Büyük alkış alalım ona. Sözümüz şu, farkında olmak önemli. Bugün bir hastalık olur, yarın yaşadığınız bir olay olur. Her şeyin farkında olmamız lazım aslında. Tam olarak farkındalık kıtlığı yaşanan bir memleketteyiz desem bana çok kızarlar. O yüzden sen de. Çok farkındalık kıtlığı olan bir memleketteyiz. Nasıl böyle dersin benim izleyicilerime? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Geç. Neyse bu hayat çok güzel.
Ben sessiz konuşuyorsunuz. 1 milyon takipçisi var. Olumsuz yorum yapanların özellikle üstüne tıklıyorum. 0 gönderi, 3 takipçi. Sen popçu musun artık? Daha önce neydin? Demet Akalın'ın vokalini yaptın mı? Ben de biliyorum onu zaten. Ama Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Biliyorum, oradan biliyorum. Kaç yaşında başladın sen? 15 yaşında. O zaman caz söylüyordum. Hilton'da, Crown Plaza'nın roof katlarında. O ortamda da insanlar hep mesafeli ve uzak olmalısın. Varlığınla yokluğun biri olmalı aslında. Orada amaç senin şarkı söylemen değil. Orada insanların içkisini yudumlarken senin oraya fon müzik olman yani. Ay, asansör müziği gibi bir şey ya. Kötü ya. Evet, onun canlısını düşün. Otelde tabii birazcık da paralı insanlar oluyor. Mesela böyle orada şampanya geliyorsa soliste. Bil ki o böyle fark edilmiştir ve onun için artık dinleyici gelir. Biz yayında mıydık? Tabii. Aa. Biz öyle başladık. Ben sohbet ediyoruz zannettim. Hainsiniz ya. Ne zaman geldi şampanya sana roof barda? 16 böyle 17 yaşına geçtiğimde. Dedin mi ben oldum diye böyle pıks yaşasın? Yok canım. Ha. Bir köşede annem oturuyordu o zaman. Beni bekliyordu. 19 yaşına kadar annem bütün işlerimde yanında geldi. Ki düşün 17 yaşında ben haftanın 7 günü 9 işe falan gidiyordum. Buraya geldim böyle bir ben Derya Uluyum diye geldin yani. Beni hala tanıdıklarında ben utanıyorum ve şaşırıyorum. Bir yerdeyim mesela. Karşı masada restoranda biri oturuyor böyle bakıyor mesela. Böyle bir bakış geliyor. Enişte ne diyor bu duruma? Ama daha çok bayanlarda oluyor bu. O daha tehlikeli. Hani... Görüyoruz bizim kızlardan. Ne mesajlar geliyor bizim kızlara bir biz yani. Tam buna da gelmiş bak. Hayır hiç gelmiyor. Alakam yok. Yap öyle deme. Ben öyle mi? Buna da bir bakalım falan. Ne ablalar var gerçekten. Hepsine selamlar. Yok gerçekten inanılmaz hanımcık bir insan. Şarkılarından da belli olduğu gibi. Şimdi beni beğenmez olmuş. Götümü patlat. Tırnaklarınla bir şeyler yapmışsın. Gerçekten öyle. Tabii ki de böyle sevdiğim, arkadaşım, dostum olan insanların yardımları çok oldu. Çok güzel dokunuşlar yaptılar hayatıma. Ama genel olarak gerçekten böyle adım adım tırnakları, parmakları, elleri, ayakları kazıyarak geldik yani. Süper. Demek ki kıymetini çok çok daha fazla bileceksin bundan sonra gelen başarının da. Aynen öyle. Şarkılarda da biraz şu var. Adam seni terk etsin mi? Allah onun belasını mı versin? Bu ne sinir? Yeni kültüre de ayak uydurdum böyle danslar var. Arkamda adamlar oynuyor ama sen de direkt böyle oynuyorum. Kadınım ama bak oğlum şarkının sözüyle o kadar eşdeğer bakışlar var ki. Eskiden de aynanın karşısında oynayan böyle küçük bir kız mıydın diyeceğim. Biraz önce anlattığın şeye göre değil. İlkokulda zaten izciydim. Bak şu an onu hatırladım. Görüyor musun? Pinch programı anılara ya. Dokunuyor. Oba başını hatırlıyor musun? Öyle bir şey yoktu çünkü hiç gidemedik. Aşk yapı keşke, keşke. Ben de çok öyle isterdim. Öyle program olsun. Bütün eski sevgililerimi çağırdım yemin ediyorum. Kendime sürpriz yapıyorum. Peki ilk şarkı çıktığı zaman böyle bir acaba diğer arkadaşlarım da böyle çıkış yapmaya çalışırken paramparça oluyorlar. Ben de onlar gibi mi olacağım? Yoksa 100 milyon izlenip bir anda ortalığın yani ortalığın doğru şeyi bulamadım. Ortalığın... Bulma. Ya, ben anladım. Tozunu. Ortalığın tozunu. Şarkıyı koydun YouTube'a. Şöyle bir arkana yaslandın. Bekledin. Akşamına zaten uçmaya başladı galiba. Şöyle söyleyeyim sana. İlk 3 saat falan 10 bin, 20 bin oldu. Müthiş rakamlar ya yani yeni çıkan biri için. Birbirimize sarılıyoruz, ağlıyoruz. Herkes böyle ağladıktan sonra şunu yaptın mı? İşte benim zamanım. Hayır ya. Olay... Yeni bir tane de harika bir tema park sponsorluğu çektiğiniz bir klip var. Derya'cığım çarp şu notalarını orada da çekelim. Klibi ben çektim zaten. Çocukluğunda seni hiç götürmediler mi? Luna Park'a falan. Ama orası Luna Park gibi değil ki ayrıca. Ben bu arada özellikle Luna Park'ta çekmek istedim. Onlar sana gelip şey demedi mi? Derya'nın burada çekin ne olur. Hayır. Sen öyle sandın mı biliyor musun? Hayır. Klibi ben çekmeye karar verdim. Senaryoyu yazdım. Bir kısmında böyle Luna Park'ta çekecektik. Hatta İzmir'de çekecektik. Büyük Kültür Park'ta. Ama oranın tarihleri uymadı. 15 tatile denk geldiği için. Sonra İstanbul'da baktım. Yani zaten klibin konusu her şeyi belli. Biz sadece oraya uyarladık. Orayı çok beğendiğimiz için görsellerini. Anıl nasıl bindirdiniz roller coaster'a? Sana bir söyleyeyim mi? Eğer Anıl oynamasaydı yüksek ihtimalle onun dışında hiç kimse ona o kadar binmezdi. Çünkü tam 12 kere bindi. Ay, Anıl da müthiş yetenekli ve yakışıklı bir arkadaşımızdır. Buradan kendisine selamlar. Çocuk da kendinden geçmiş ama. Hayır onu dedim ki ona oyunu anlatıyorum bu arada. Bak şunu yapacaksın, bunu yapacaksın falan diye. Onlara gerek kalmadan zaten doğal haliyle. Çok da güzel çocuk. Öyle hani tipi de çabuk bozulabilecek bir çocuk da değil ama yani orada gördük diye. Ama arkadaş şimdi neler yapıyor? Siz uzun zamandır arkadaşsınız. O da sanırım Ebru Hanım'ın tabii, vokaliydi. Tabii aynen. Hala o vokalde devam. Daha onun 2000 takipçisi vardı. 3000 mi vardı? 10.000 de olabilir. Onu tam hatırlamıyorum. Yok 10.000 yoktu. Takipleşiyorduk Instagram'dan. Ben de böyle uzaktan kesiyordum. Bu kız ne zaman ünlü olacak acaba diye. Like atmıyordum. Ünlü olunca like atacaktım. Ünlü oldu beni çıkarttı takipten. Like da atamadım. Ya bizim bir tane arkadaşımız var. O zaman böyle web sitesi, o bu falan işte Facebook'u yönetmek için. Dedi ki çok fazla takip ettiğin insan var. Ben biraz inceleyeyim, eleyeyim dedi. Bir silmiş insanları. Kim o ya? Ve ben hani kimi sildiğini de bilmiyorum. Fark etmedim de. Sonradan insanlar bana mesaj atmaya başladı. Ama bu daha iyiymiş ya. Neden? Ben de genelde şey yapıyorum. Abi Instagram kafayı yedi. Benimki gerçek ama. Seninki gerçek ve daha elit duruyor. Hani benim için çalışan bir adam var o sildi.
Ha seni bir de ben sileceğim oturup uğraşıp. E uğraşacağım gibi, yani. Anladın mı? Verdim görevliye, sil dedim şu. İnsanlar seni çok sevip alkışlarken bir tarafta da şöyle bir kalabalık biriktiriyorsun. Böyle bakıyorlar sana. Sen mesela bir gün bir yerde detone o çıksın böyle. Oo. Düşsün Instagram'a. Haha biliyordum biliyordum. Dislike. Ya ne kadar boş, beleş, işsiz. Bunların Instagram'ına gireceksin bakacaksın böyle 26. sırada ya da 30. sırada. Bak gir bak. Sana birisi bir şey söylemiş. Gir bak. Gitarla şarkı söylemeye çalışmış arkadaşı. Altına da açıklaması şu. Birazcık sarhoştuk, eğlendik. Sarhoş falan değilsin, yeteneksizsin. Onu da anlamamış. Sonra bir bakıyorsun ki 30 ileti sonra Derya Oğlu'nun çıkarttığı şarkı. Bu şarkı ne? Aman. Ev felci diyorum ben buna. Evde bunlar felç geçiriyor. Bir de hiç kimse retweet etmiyor onları, biliyorsun değil mi? Derya Oğlu'nun şarkısı bok gibi. Fav yok. Retweet'i boşver. Fav yok. Sonra evde felç geçiriyorlar bunlar. Ya. İşini bilerek yapan var. Bir de öyle klipte karavanda oturup ay ben de zaman çıkacağım şarkı söyleyeceğim diyen var. Bak kendi klibini kendi çekmiş kız. Demek ki Derya Oğlu konuğumuz. Derya, herkesin merak ettiği bir soru var. Ne zaman öleceğiz? Gözlerinde bir afil afil mi deniyor ona? Epiş mi deniyor? Ne diyor ona gözlere ya? Afil afil. Çifil mi deniyor? Fuçur fuçur. Yeşilin böyle bir tonunu ben görmedim. Asil Gök'le beraber siz şarkılar yapıyorsunuz. Evet. Kendi bestelerin de var. Sözlerini de yazıyorsun. Evet. Zaten albüme girdik. Peki tamamı sizin besteleriniz? Evet. Şardan böyle bizim bildiğimiz hani şu şarkıda yorumladım diyeceğim bir şarkı var mı? Var. Sezen Aksu'nun söz müziği. Sertab Erener söylemişti. Değmeyin feryadıma. Nasıl bir şey olacak acaba? Ben zaten acıların gözdesi oldum. En tatlı yalanların kölesi oldum. Daha çok acı verme git, düşünme hiç, hadi git. Yaralandım, yaralandım, karalandım, karalandım. Bir günahın koynundayım yar, bunaldım. Daha çok acı verme git, düşünme hiç. Hadi git. Bir tane daha bence hemen şey yapabiliriz. Değmeyin feryadıma, figanıma değmeyin. Eğer sevda bu demekse ben vazgeçtim beni sevmeyi. Neden böyle şarkılar söylendi burada? Çünkü muazzör bir isim konuğumuzdu. Derya Oğlu konuğumuzdu. O çocuğun şarkısında yaptığın şeyi yaptın. Ne? Bir yere böyle bir gittin geldin. Üzünü hoş gelen aslında boş. Aslında boş. Aslında boş. Ay. Ne güzel yapıyorum ya. Üzgünüm seni üzdüm ama pişman değilim. Sayende az yaşarmadı gözüm ama düş. Siz erkeksiniz, erkek tonu bu. Siz gelin bakayım buraya. Hazır mısın duymaya? Şimdi beni beğenmez olmuş. Bana yüz çevirip gururlu dursun. Bırak bakmasın isterse sussun. Ensem ona dönük oraya konuşsun. Evet sayın dinleyenler. Şu an 1950'lerden nadide bir eserle devam ediyoruz. Nadide Sultan. Beni bölme. Her yerde okyanus.
Sen boğuldun derede. Zamanla unutulur. Hani aklın nerede? Sizlerle. Şimdi beni beğenmiş. Her yerde okyanus sen boğuldun derede. Dere dere dere. Zamanla unutulur. Hani aklın nerede? Nerede? Zaten büyü bozuldu sen kaldın geçmişte. Söylediğini zannediyor. Zaten büyü bozuldu zannediyor ama saatin mi bozuldu? Niye kaldın geçmişte? Bir de havalandı orada, havalandı. Hayır, ben de sonunda çak yaptım halbuki. Hayır. Bak çak yapmıyorum, montajda tekrar izleyin. Ben tam tokat atıyordum nasıl böyle hassizlik yaparsın diye. O da elini kaldırdı, çak yapmış oldum yani. Derya'cığım çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Takipçim oldu Instagram'da. Türkiye'de satın almadan 1 milyon takipçi yapan nadir insanlardan biriyim. Çok mutluyum gerçekten. Çok teşekkür ederim beni takip eden o 1 milyon kişi ne yapıyor acaba ya? Niye beni takip ediyor? Ya bu şey çok kötü. 100 bin olunca çok üzülmüştüm. Çünkü mesela 90.100, 90.200 onları görebiliyorsun. 100 bin oldu, yüzler gözükmüyor aga. Yüzleri kapadılar falan yok. 100 bin oldu ya mesela. 101 bin olması lazım ki gözüksün. Bekliyordum Allah'ım, bekliyordum Allah'ım. Bakıyordum Allah'ım, bakıyordum Allah'ım. 400 olmuş, 500 olmuş gözükmüyor. Caps alıp adasım geliyor. 100 bin gözüküyor orada. Hayır, 100 bin 500 yapı koyasım geliyordu. Şimdi 1 milyon 3 bin takipçim var şu anda. Hanginiz biliyorsunuz o 3 bini? Ben girip bakıyorum. Gözükmüyor artık, binler de gözükmüyor. Şimdi sadece 100 binler mi orada böyle? 100 bin kişiye virgül atıp bir koymak ne demek lan Instagram? Şu an benim takipçim deli gibi artıyor ve ben onu gösteremiyorum kimseye. Ben artık ünlü oldum diyebiliriz değil mi? 1 milyonu geçtim. Evet. Şimdi artık 1 milyonu geçtiğime göre ünlüyüm ben. Bayağı sokakta üstüme falan atlıyorlar. Eskiden üstümden atlarlardı kısa olduğu için. Çok kötü bir şey. Ben niye her kısa olduğumda bu karılar bu kadar gülüyor? Her kısa olduğumda mı? Arada bir mi oluyorsun? He aynen. Oynarsanız ararız. Ya. Sosyal medya bu kadar gelişmişken ünlü olmak gerçekten çok kötü. Çok zor bir şey. Ha diyeceksiniz ki ulan at. Sosyal medya olmasa ünlü mü olabilirdin? Hayır. Şu anda mesela 90'larda ünlü olanların travma yaşadığını görüyorum ben. Çünkü onlar ünlü olduğu zaman sosyal medya yoktu. Yani adam bir dizide oynuyor. Şarkı çıkartıyor ve o şarkısı her yerde izleniyor, dinleniyor. Ya da bir sinema filminde oynuyor. Sokağa bir çıkıyor. Şık yapıyordum az daha. Siz o musunuz? Çıkıt. Onlar da diyordu ki lan a**ayım nasıl ünlüyüm ben ya. Türkiye'nin starıyım. Türkiye beni seviyor. Ne dolaşıyorlardı. Bir çıktı Twitter. Bir girdiler Twitter'a. Meğer millet bunlarla yıllardır a**ak geçiyormuş. Çok sevgili, inanılmaz muazzam çok sevdiğim insan Cem Yılmaz bile biliyorsunuz. Instagram'ında ben bir şey paylaşmayacağım. Yaptı ya bir ara. Bildiği 17 yaşında manover dinleyen kız çocuğu kendini odaya kapatmış gibi zannettiniz siz. Ben zannetmedim çünkü o bir usta, bir üstad. Adam küstü la. Küstü. Bildiğin küstü. Buradan bundan böyle paylaşım yapılmayacaktır yazdı. Sonra büyük ihtimalle iki gün sonra menajer ya da abisi bence abisi müthiş bir adam. Kardeş senin film çıkacak Arif Bey 216. Hanım. Boris silip tamam barıştık falan deyip biliyorsunuz postlarına devam etti. Öyle zeki, öyle dahi bir adamı bile o raddeye getirdi sosyal medya. Ünlü olmanın zevkine ulaşamadım ben. Ünlü olmanın zevki nedir abi? Güneş gözlüğü takarsın. Hayır şimdi fotoğraf çektirmem seninle. Fakir falan yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Siz diyorsunuz birçok izleyicim de diyor. Diyorlar ki yorumlara bu kadar takma. Nasıl takmayayım? Bir girdim Twitter'a bir baktım bu kim bomboş bir tabii bir Mısır küfürü o. Her neyse. Twitter'a geçen gün girdim. Oğuzhan Uğur yazıyorum, aratıyorum. Oğuzhan Uğur nasıl boş bir herif? La oğlum buna gülene koyayım. La bu kim ya? Anam böyle geçiyor, böyle küfürler. Dedim ulan ben kime dedim, ne yapmış olabilirim acaba ya? Büyük bir linç var şu anda üzerimde. Mesela şey değil. Kime saksı koydum da o fotoğrafı yayınladım, o yüzden linç yemiyorum yani. Ki onlar yemedi zaten değil mi? Tecavüze uğramış çocuklar üzerinden aşağılık konuşmalar yapmadım. Ya da ne bileyim bir YouTube videosunda Ukrayna'ya gittik ve Ukraynalı kızların Türk erkeklerine bakışı falan diye video mu çektim? Niye linç yedim lan? Oturdum düşünüyorum. Baş, salak, apal. Ay. Önce çok kızdım dedim ki çocukları biz bunu yapmadan önce ne izliyordunuz? Dedim. Sonra dedim ki hayır sen dedim 1 milyon takipçisi olan bir insansın dedim böyle konuşma. Çok haklılar abi. Adam o kadar nefret ediyor ki benden. Mesela benim tipim iğrenç olabilir, çirkin de olabilir. Birçok çirkin insan gördük bugüne kadar ama bir insan çirkin diye ona küfür etmedik. Bana bakıyor adam ve diyor ki senin tipin kim itici boş piç. Çünkü seni takip etmek istemiyor. Görüşlerin ona uymuyor olabilir. Bir de Türkiye'de öyledir. Çok konuşan bir adam varsa bir şey anlatmaya çalışıyorsa şunu dersin. Çok biliyorsun. Dinlemek istemiyor kardeşim çok normal. Öyle olmasına rağmen alıyor abi telefonunu ana sayfaya bakıyor biz varız. Keşfete basıyor ben varım bir şey anlatıyorum böyle masanın başında bilir kişi gibi. Ben de öyle bok atardım yani çok haklısınız. Kerimcan Durmaz diye patlama yaşadık ya zamanında. Sen görmek istedin de onları takip ettin mi mesela? Takip etmek istemesen de sevmesen de sürekli ana sayfana düştü değil mi? Sonra böyle oluyorsun bak. Bilmek istemediğin tanımak istemediğin bir adamı otomatikman ve zorla tanımış oluyorsun. Bu da doğal olarak seni sinirlendiriyor. Onlar da tabii bize şimdi yapıştırıyorlar. Yani ne diyeceğim 15 yaşında bakayım şimdi kavga mı edeyim? Bırak yapsın işte ya. Neyse böyle geç.
Abicim nefret ediyorum bu uyuk insanlara. Uyuk uyuk. Uyuk ne demek? Uyuk. Ben mesela 48 saat uyumayıp yastık ve ben baş başa kalalım. Yattığımda en az yarım saat dönmem lazım olduğum yerden. Ama kimisi var mesela. Kardeşim mesela Tuğrul. Herif böyle atlıyor düşene kadar uyuyakalıyor ya. İyi geceler. Bu nasıl bir uyku şeklidir? Kardeşim gibi o hemen uyuyanlar. Uyanışını göstereyim sana bak. Önce uyumasını göstereyim. Uyuması şu yastık bu. Tamam iyi geceler be. Hadi uyuyun. Günaydın. Huzurlu ***ler ya. Benim uyumam şu. Hadi iyi geceler. Bir süre sonra böyle bir şey olabilir mi? Size bir gecemin özeti. Uyuyayım bak sabah. Oğuzhan hadi kalk. Oğuzhan. Hadi çekime gideceğiz hadi. Kalktım kalktım. 45 derecelik açı. Uyandım yalanı. 45 derecelik açıyla yapılır sadece. Günaydın. Konuştum ben konuştum ya. Erteledik onu. Abi ben haber verdim ben. Dün konuştuk. Bir de bunu yalandan Twitter'a yazanlar var. Geceleri uyuyamıyorum. Çünkü sabah uyuyorsun. Koydu. Tweet atma aralıklarına bakın. Saat 4'e kadar bile aşk şöyle aşk böyle. Canımı yaktın ben de senin canını yakayım. Senin de yakayım falan diye tweet atıyor 4'e kadar. Akşam 4'e kadar tweet yedi. Hani madem bu kadar acı çekiyorsun, madem bu kadar dramsın, bu kadar uyumuyorsun. Nerede öğlen tweetlerin? Yalan ***ler. Geç. Ay emin ediyorum nasıl tatlı bir ayağım profilden. Yazın özellikle Ceyhun Yılmaz'ın vücudunu görmelisiniz kızlar. Yazın ben sana Ceyhun Yılmaz'ın vücudunu göstereceğim bizim derslerimizde. Çok tatlı bir kız o görmesin ya başka bir arkadaş. Böyle buraları yanıyor o kadar da güzel yanıyor ki. Motosikleti var ama öyle normal motosiklet değil pahalı motosiklet neydi onun adı? Vespası var. Onunla bir geziyor böyle İstanbul yazın. Özel yapım. Özel yapım. Beldeyi baştan başa dolaşıyor yanıyor ve tamamı orantılı yanıyor inanabiliyor musun? Arı filmi nasıl başlar biliyor musun? Cem Yılmaz'ın seslendirdiği. Bravo Cem Yılmaz'ın seslendirdiği Jerry Seinfeld'in yaptığı film. Film şöyle başlar bir yazı çıkar abi. Efendim arılar yapılan araştırmalar sonucu teknik olarak uçamazlar. Çünkü tombul vücutlarını tüy kanatları taşımıyor. Bilim adamları ölçüyor bu ağırlıkta kanatı taşımaz diyor. Peki arılar nasıl uçabiliyormuş biliyor musun? İnsanların imkansız dediği şeylerle ilgilenmiyorlarmış. Gelmez dediler. Ceyhun Yılmaz gelecek diyorum. Hadi lan oradan diyorlar. Dakikan para. Aynen öyle. Şu anda 10 yıl arkadaki binasını kiraya verdik söylüyorum. Çapkından sonra geleceğim abi. Sonuç olarak burası dost meclisi. Çapkınlığın kelime anlamını anlaşalım. Ben kabul ederim çapkınlığı. İçinde bir yalancılık, bir kandırma varsa ben çapkın değilim. Yok kandırma yok. Direkt niyeti belli etmek var abi. Evet net. Bende de öyle. Ben onu senden öğrendim. Ne öyle kızlara falan böyle ya da sayın kadınlar, çok. Erkeklere öyle. Bir sürü dil yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz, kıvırmalar bilmem ne. Çünkü biz nasıl bir nesiliz biliyor musun Oğuzhan? Sen de biraz köşesinden yakalamış olabilirsin. Kız arkadaşlar aramızda çok zor el ele tutuşup, çok zor uzak mesafesinin kısaldığı o ana gelebildik. 2-3 ay sinemalara gittiğimiz oldu. Sinema sektörünün bir öpüşme uğruna öğrenmiş olduk. En arkalardan yer alan nesiliz. Ama şimdi kız arkadaşlarımızda şöyle bir şey vardı. Kızlarda tabii ki hak veriyorum o zamanlarda. Kim it, kim uğursuz bilemedikleri için. Tam böyle sohbeti, muhabbeti koyulaştığını öpeceksin. Şöyle bir el göğüs atıp şey diye soruyorlardı. Biz neyiz? Ay. Sevgili miyiz? O zaman da o genç erkekler o an kaçmasın diye her şeyini, bilmiyorum hayatım seni yeşil koyun alacağım falan deyip böyle kızları kandırıyorlardı. Ben de o sahneye hep bir acıklı bulurum komedisinin yanı sıra. O yüzden kimseyi kandırmak istemedim. Ha bu arada kimseyi kandırmadım nasıl deli gibi öpüşüyorum diye bir hikaye de anlatmayacağım. Çoğu zaman da kaybettim. Ama kaybetmekle kazanmanın kelime anlamlarının değiştiğine de şahit oldum. Evlendirin beni. Yani yalan yok bize çok şükür. Peki bu yanında gezenler kim? Onu da hemen açıklayayım. Bazı arkadaşlarımız bu açıklamaya rağmen öyle mi? Hadi bakalım sen daha benimle karşılaşmamışsın deyip iddia ettikleri ve benim en baştaki açıklamama ikna oldukları yani vazgeçtikleri bir zaman var. İşte o arada kalan da benim hayatım oluyor. Vay be. Bakın bir gecelik fuhuşu bu kadar güzel anlatıyor. Ben de seni yeni tanıyorum Oğuzhan. Az önce şakadan sonra tanımaya başladım. Bil bakalım güven çemberinin içine tekrar kim girdi? Ben! Ceyhun Yılmaz herkes için başka bir şey ifade ediyor olabilir. Sinema filmi oyuncusu gelse buraya dersin ki şu filmleri falanları filanları. Ama bir radyo programcılığı var. Çıkarttığı kitaplar var. Televizyonda çok fazla iş yaptı. Sahte tevazu içerisinde görünen bir adam olarak anlaşılmak da istemem. O kadar güzel şeyler söylüyorsun ki. Ama şunu söylemem lazım. Ben ve benim gibi bir sürü insan sadece seni sevdik. Bir şey yapmadık yani. Sevince gerisi geliyor. Böyle sağlam bir konuğumuz var. Ceyhun Yılmaz konuğumuz! Muazzam bir özelliği var. Ses tonu eminim o özelliğini çok çok destekliyor. Şiir okuyabiliyorsun abi, şiir oku. Biliyorsun ben hangi şehirdeysem orası yalnızlığın başkenti. Öylesine sevdim ki seni, öylesine sensin ki kuşlar gibi cıvıldar tattırdığın acılar. Ben yapamaz diye öyle yaptım. Yaptı. Çok iyi abi, harika. Otoban mı çıkmıştın bir gün önce mi? Bir bıçağın ağzında yer araya diyor. Şiiri böyle şeyler için kullanmıyorum. Muazzam bir oyuncusun abi. Oyna.
Alkışlayın piçler. Doktor diyorlar abi sana. Neden sana doktor diyorlar? Teşekkür ediyorum diyenlere öncelikle. Doktoru kimler diyor, şunu söyleyeceğim. Önce birincisi ekip arkadaşlarım diyor. İkincisi dinleyiciler. Dinleyicilerin demesinin sebebi ekip arkadaşlarımın bana öyle hitap etmesinden. Dinleyicilere sorarsan tedavi ettiğimi düşünüyorlar onları. Gönül yaralarıyla ilgili şiirsel ifadeler bir tedavi olarak görüyorlar benim programı, sağ olsunlar. Ama çocukların demesi, yani benim ekibin demesinin sebebi usta demek doktor biliyorsun. Esasen bir akademik ünvan. Yani yüksek lisansın ötesinde doktor yaptıktan sonra alacağın ünvan. Bizim ülkemizde doktor lakabı yalnızca tıbbi olarak kullanıldığı için tam manası da bilinmiyor. Her şeyin doktoru vardır. Onlar da usta kabul ettikleri için öyle diyorlar. Ajan var abi sizde. Ajan da güzel. Basketbolcular birbirine ajan der. Müşteriler birbirine müdür der falan. Böyle lakaplar vardır ya. Ben onu çok seviyorum. Özellikle şeyi severim biliyor musun Oğuzhan? Hem samimiyet hem lakap kullanan. Hani morukçum. Çok üzülüyorum ben İstanbul yaşadığı halde İstanbul'un her köşesini göremeyen insanlara. Biliyor musun sen? Boğaziçi'ni yaşayıp da İstanbul'da görmeyenlerin oranı %34'müş. Çok üzüldüm. Yazık, insanlar hayat gailesinden kafalarını bile kaldıramıyor. Gelemiyorlar oralara. Sen İstanbul'un tadını çıkaran bir insansın. Motosikletle gezince paraya çok az ihtiyacın oluyor zaten. Ya da. Park yeri yok. Park yeri kavgası yok. En zoru o. Çünkü ben insanlarla kavga etmek istemiyorum. İtiş kakış yok. Kavga eden insanları görünce bile ben huzursuz oluyorum. Beni biliyorsun. Şaka yapan insanın insanları sevmesi lazım ya. Ben abi tam o zaman mizah yapamıyorum ya. Ben nefret ediyorum insanlardan. Senin tarzı çok başka. Senin gözünün bebeğinde mizah var. Ben seni ilk gördüğüm zaman da bunu anlamıştım. İki tane sakallı adam birbirini övüyorlar gibi program oluyor ama sana kameranın önünde de samimiyetle o mizahı muhafaza edenlerdensin. Göz bebeklerin gülüyor oğlum ya. Çok enteresan bir şey. Herkes de nasip olmaz yani bu yetenek. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Milyonlar işte bundan var burada. Başka bir şey yok mu? Hayatımda bana en güzel şeyi buradaki güzel kızlar gibi arkadaşlarım öğrettiler. Bütün güzel şeyleri kızlardan öğrendim. İnan bana. Annemin arkadaşlarıyla başladım. Öğrenmeye yani. Gözü gitti biliyor musun? O kadar aşağılık bir insanı izliyorsunuz ki. O gözün annemin arkadaşlarından öğrendiğinden tüm saf duygularımı konuşurken orada... Tövbe estağfurullah. Buradan Nursel teyzeye saygılar sunuyorum. Evet. Uy, ben bu dar olayım mı? Duygusal konuşmalar yapmak istemiyorum. Ama şunu bilin ki ben biraz yalan söylenmiş kadının çocuğuyum. Yani bir kadına yalan söylenmesine şahit olduğum gibi o kadının, seven bir kadının inandığı bir adamdan, duyduğu yalandan sonraki haline birebir şahit olmuş bir çocuğu. Biraz da rahmetli validen dolayı hassas yetiştirildiğimizden bir kadının inandığı bir insan tarafından yalan söylenmesine sebep olmamak için çok uğraştım. Ya ben o kadar da bilmemeliydim kadınların içinden. O kadar anlamamalıydım. Erkek olarak anlamamam gereken şeylerin tamamını duydum. Ve maalesef anladım. Ama bir yol seçtim ben bu hayatta. Anlamak istedim. Çocuk gelişme çağında hep pedagoglar falan da söyler. Aman çocukların yanında dikkatli konuşun. Dikkatli hareket edin. Çünkü çocuk kopyalar. Küçüğüm. 5-6 yaşında başladım hamama. Yazdırdılar beni, evet. Hala vardır öyle mahalleler. Ben İstanbul Bahçeşehir'de büyüdüm. Site hamamı vardı bizim. Her çarşamba saat 15. Belli yani kadınların gideceği zaman. Ufak çocuklar da giderler biliyorsun hamama. Erkek çocukları şimdi itiraf etmezler ve hatırlamazlar ama hayat kariyerlerine annelerin kucağında tuvalette başlarlar. Kadına tuvaletine girerek başlarız biz. Anne seni tutar şu baldırlarından. Bittim oğlum. Bitti eylesin. Silah alır, anladın mı? Bunu hatırlamak istemez. Ben bundan mutluyum bu arada. Kadınların arasında olmaktan çok mutluyum bu arada. Çünkü çok güzel bir neşe var. Hayatımda başka hiçbir yerde görmediğim neşe var. Kadınların tabii ki kıymetinden, saygıyla bahsedilmesi anları elbette örmet başüstü. Başka bir şeyden bahsediyorum. Annelerin dünyasında bir kere herhangi bir sebeple kahkaha patlayabiliyor. Herhangi bir sebeple veya sebepsiz oynayabiliyorlar. Çünkü bir çocuk için çok güzel bir ortam. Sana hep iyi davranıyorlar. Hepsi yanağını sıkıyor falan. Kalk oynuyorlar. Ben mesela erkek olarak büyüdüğü dünyada şu hareketleri yapamıyor olması lazım. Anladın mı şunları? Ben bunları yapabiliyorum. Çünkü bunlarla büyüdüm. Kalktım tak tak diye oynayabiliyorum. Tamam çok güzel giderken biraz uzattım işi ben. Çünkü bir de kadınlar çok seviyorlardı beni. Bir de günde var. Her ay birinin evinde toplanıyoruz kadınlar. Herkes bir altın veriyor o ev sahibine. Sonra o altın sırayla herkes dolaşıyor falan. Bütün sistemlerin içindeyim yani. Toplanıyoruz abi kadın. İlla Ceyhun'da gel. İlla Ceyhun'da gelsin. Ya ben annem artık bir ara şey demişim. Anne bana da terlik götürelim. Benim de terliğim yok. Oralara geldim yani. Bu kadar alışkanlığın ötesinde 14 işime gelmişim. Yıllar su gibi geçmiş. Ben hala hamama gidiyorum. Artık tehlike arz ediyorum, tamam mı? Sebebi bir gün bir olay oldu. Ondan sonra hamama gitmem yasaklandı. Hiç ilk aklınıza gelen şey olmadı. Evet. Hamama gitmemi engelleyen bir kere hamamcı görevli veya kadınlar değil. Babam evde banyo yaptıktan sonra havluma sarılmış bir şekilde dışarı çıkıp salonda yürüdüğümü gördü babam. Halim şu. 14 yaşındayım. Havlum koltuğumun altından bağlanmış. Mini havlum. Göğsümü tutatta ayak ucunda yürüyorum. Babam baktı bana böyle ve kendisini çok özlü sözlerinden biri olan o ne lan öyle dedi. Yüzümde bir şey yok, kaşımda bir şey. Ne var yani anlayamıyorum. Oğlum sen onu beline bağlayacaksın lan beline dedi. Ben de babamın gayet her şeyi demişim. Sen bundan sonra benim hamama geleceksin dedi. Aa yıkıldım. Benim hamama götürdü beni ayaklar hamamına. Oğlum hamam aynı hamam ama hiç aynı değil. O neşeden eser yok. İğrenç bir yer. Kıllı çolluk kaplı gök adamla ne yapıyor? Allah belanızı versin. Muazzam bir adam. Ceyhun Yılmaz. Teşekkürler. Konumuzdu. Şu ikimizi karşıdan çeker misin Cansem? Yakala havada.
İzleyicini de baş başa bırakayım mı seni? Ve karşınızda... Abi bir dakika ya. Ceyhun Yılmaz gibi şey yapmam lazım. Bazı cümleler kulaktan beyne, beyinden idrak bölümüne geçer yani. İşte Ceyhun Yılmaz'ın yaptığı tam olarak öyle bir şey değil. Nasıl olur da bir cümle böyle güzel bir ses tonuyla kulaktan girip hem beyne hem kalbe ulaşır arkadaşlar? Nasıl bir cümle sizi bugüne getirir, düne götürür, belki de yarını hayal ettirir beyninizde? İşte öyle bir sesle Ceyhun Yılmaz sizlerle. Abi oldu mu? Sesim kalın oldu mu? Esen kalın. Çekilir misin? 1800'lerin başında İngiltere ayak topuna kurallar koymaya başladı. Önce taç, kaleci, hakem, süre gibi derken futbol oyunu yavaş yavaş oluşmaya başladıktan sonra önce sömürgelerine yani dünyanın diğer kıyılarına futbol topuna götürdüler. Alın bakın bu top dediler. Kraliçe Victoria'nın büyük posterini astılar. Victoria gözleri kısık bir şekilde çenesi kalkık baktığı posterinin altında futbol oynandı. Dediler ki bu top, bu da topun sahibi. Bunu yaptıkları kıyılardan bir tanesinin adı 1887 yılında İzmir'deydi. İzmir vatan topu. Toprağı ilk kez futbol oyununun oynandığı yerdir. Ardından İstanbul'a sıçradı ve yalnızca padişah fermanıyla gayrimüslimlerin yabancıların oynamasına izin verirdi. Bizlerin futbol oynaması yasaklandı. Toplanmamızı pek sevmediler. Fakat çocukların içindeki o futbol topu aşkı durdurulabilir mi? Tabii ki durdurulamadı ve gizli gizli oynamaya başladılar. Hiçbir futbol oluşumuna izin veremedikten sonra yıllar geçti. Sadece Rumlar ve İngilizler oynuyordu. Bugünkü Fenerbahçe diye adlandırdığımız Kadıköy'de Kuşdili Çayırı'nda ilk futbol takımı girişimi kuruldu. Türk oldukları için gizli isimle yaptılar. Türk çocukları Ahmetler, Mehmetler, Williamslar, Joneslar oldu ve Blackstone isimli siyah çoraplar takımı kuruldu. İngilizlerle maç yaptı. 3 gün sonra jurnallendi yani şikayet edildi ve o kulüp kurulmadan kapatıldı. Galatasaray öğrencileri padişahtan fermanla kulüplerini kurup önce okulun bahçesinde sonra İngilizler ve Rumlarla oynamaya başladı. 1907 yılında 2 sene sonra Kalamış'taki Deniz Feneri'nin bahçesinde toplananlar Fener'in bahçesinde Fenerbahçe'yi kurmaya karar verdiler ve 1909 yılına kadar bu iki takım hiç görüşmeden ayrı ayrı İngilizlerle oynadı. 1909 yılında 17 Ocak günü aracılar marifetiyle Galatasaraylı öğrencilere Fenerbahçe'deki gençlerin futbol oynama teklifi iletildi. Ali Samiyan Bey ve arkadaşları olumlu baktılar. Hocalardan izin alındı ve yer olarak Fenerbahçe'nin Kuşdili Çayırı'ndaki sahasında oynamaya karar verdiler. 18 kişilik bir tekne. Hoca, öğrenciler, futbolcular. Ali Samiyan Bey'in kucağında top. Dolmabahçe'deki saat kulesinin yanında buluşup oradan bir sandala bindiler. Fenerbahçeliler de dediler ki madem misafir geliyorlar sahada beklemeyelim. Kıyıda karşılayalım. Ve Moda iskelesinin kıyısına kadar geldiler. O gün Marmara Denizi sularında Ali Samiyan Bey bambaşka bir gülümsemeyle gitmekteydi. Sebebi ilk defa iki Türk takımı karşılaşacaktı. Çok heyecanlandılar. Necip Beyler, Ziya Ayetullah Beyler, Fenerbahçeliler kıyıda bekliyordu. Ali Samiyan Bey ve arkadaşları tekne yavaş yavaş yanaşırken birbirlerini gördüler, gülümsediler. İkisinde de aynı heyecan vardı. İlk defa bir maç başlarken İngilizce konuşmayacaklardı çünkü. Kıyıya yanaşan tekneden ilk Ali Samiyan Bey indi. Ziya Bey bir adım attı, elini uzattı ve dedi ki selamun aleyküm. Ali Samiyan Bey dedi ki aleykümselam. Bir tane çocuk çıkmış. Demişler ki Oğuzhan abi senin taklidini yapıyor. Birisi kameranın karşısına geçip size bir şeyler anlattığı zaman Türkçesinin çok düzgün olması gerekiyor. Biz bizimle kıyaslanan insanların Türkçesine bakarız. Anlattığın şey karşı tarafa nasıl geçer? Bu konuştuğun Türkçeyle, kurduğun cümleyle alakalıdır. YouTube'da böyle bir kasıntı içinde olmama gerek var mı? Yok. Alelade de konuşabilirim. Niye böyle? Falan da yapabilirim. Yapmam. Çünkü hitapsa mesele, hitap etmeyi kuralına göre yapacaksın. Meddahlıksa mesele, ikisi arasındaki farkı bilmiyorsan birazcık kitap okuyacaksın. Sonra Oğuzhan Uğur da aynı şekilde düşünüyor, oradaki da'yı ayrı yazmıyorsan adam olacaksın. Ben niye kızdım lan çocuğa? Ben çocuğa boşu boşuna kızdım ya şu an. Özür dilerim kardeşim. Aynen devam. Fitness. Ben o kardeşimi destekliyorum. Sonuçta bak beyaz şov yapıldı, zaga yapıldı. Ne dediler bize zamanında? Her zaman bastırdılar. Her zaman böyle yaptılar. Trilyonlar kazandılar yetmedi. Alkışlar koptu yetmedi. Yetmeyecek. Biz de bu çocuklara gelip onların bize yaptığını yaparsak çok büyük ayıp etmiş oluruz. Ben onlarla burada ne yapıyorsunuz siz deyip taşak geçemem. Onlara en fazla nasihat verebilirim. Onu da kabul ederlerse etmeyebilirler. Ama şunu söylüyorum. Eğer kameranın karşısına geçip insanlara bir şeyler anlatacaksanız düzgün bir Türkçeyle anlatın da İnsanlar daha rahat, daha kolay anlasınlar. Bir konuda fikrin varsa o fikre ulaşana kadar birçok bilgiyle beslenmiş olman gerekir. Bak ne kadar önemli Türkçe göstereceğim sana şimdi. Berk gel bakalım. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 10'a kadar hızlıca say. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 5, 6. 56, 57, 58, 59. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 56, 57, 58. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6. 57, 58, 59, 60. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5. 54, 55, 56. Bir dakika. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5. 56, 57. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5. Böyle biraz pratik, birazcık okumak ve birazcık çalışmakla alakalı. Sen söylesene. Hoşçakalın.
Ben ne söylüyorum, ben paramı kazanıyorum burada. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali 7, Ali 8, Ali 9, Ali 10. Ahmet 1, Ahmet 2, çabuk. Ahmet 1, Ahmet 2, Ahmet 3, Ahmet 4, Ahmet 5, Ahmet 6. 66, 67. Ve pinch bitti. Hoşçakalın. Böyle arabada talk show yapan bir çocuk var. Çok seviyorum onun şapkalı.